İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan Devlet Başkanı Armenak Abrahamyan'ın Birleşmiş Milletler Hükümetler Arası Fikri Mülkiyet, Genetik Kaynaklar, Geleneksel Bilgi ve Folklor Komitesi'nin 47. oturumunda yaptığı ikinci konuşması. Batı Ermenistan'ın evlatları Vahagın Asatıryan. Batı Ermenistan Ermenileri sorunu üzerine Hagop Hagopyan. Artsah halkı o yolu kullanamayacaklarını anlamalı. Artsah'ın Azerbaycan'ın bir parçası olamayacağı sadece sözlerde kalmamalı. Bakanın Cenevre'deki konuşması. Artsah halkı sağlık, çalışma ve serbest dolaşım hakkından yoksun bırakılmıştır. Uluslararası toplum, Bakü'ye Ermenistan Cumhuriyeti ve Artsah'a yönelik soykırım, Armenosit tehditlerini durdurması için baskı yapmalıdır. Alexander Tamanyan, Yerevan'daki Sürp Boğuz Bedros Kilisesi'ni kurtarmaya çalıştı. Batı Ermenistan Ermenileri Konseyi Başkanı Armenak Abrahamyan'ın Birleşmiş Milletler Mülkiyet, Genetik Kaynaklar, Geleneksel Bilgi ve Folklor Hükümetler Arası Komitesi'nin 5-9 Haziran 2023 tarihleri arasındaki oturumlarında yaptığı ikinci konuşma. Sayın Başkan, üye devletlerin değerli delegeleri, heyetimiz arabulucuların seçeneğini destekliyor ama bizim anlamak istemediğimiz bir nokta var. Yerli halklar 50 yılı aşkın bir süredir üye devletlerin yerli halkların hakları ve kendi kaderini tayin hakkı konusunda bir deklarasyon kabul etmeleri için çalışmaktadır. Belgelerimizin ön sözünün birinci paragrafında istenirse mekanik olarak yerel toplulukları kapsayacak şekilde aynı ifade alıntılanmış ve açıklığa kavuşturulmuştur. Bu, şu anda kendimizi yerel toplulukların hem yararlanıcılar madde 4 hem de koruma kapsamı madde 5 açısından yerli halklarla eşdeğer bir statüye sahip olduğu bir durumda bulunduğumuz anlamına gelmektedir. Yerel toplulukların statüsüne ilişkin üye devletler tarafından onaylanmış yasal bir metin var mı? Teşekkür ederim Sayın Başkan. Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Kahramanı Albay Vahagın Asatıryan, bilinçli olarak askerlik yolunu seçti ve seçtiği davaya hayatı boyunca sadık kaldı. Kahramanın askeri vaftiziyle başladığı yolunun bu seçiminde dayısı General Asvazadur Bedrosyan büyük rol oynadı. Vahagın'ın annesi Bayan Sima, onun ısrarı üzerine oğlunun profesyonel seçimine katıldı. Kadro askeri Vahagın Asatıryan, 5 askeri üniversiteden mezun oldu. Askeri eğitimine 1994 yılında Montemelkonyan Askeri Koleji'nde başladı. 1997 yılında kolejden mezun olduktan sonra Ermeni ordusunda uzun süreli görevi başladı. Çeşitli askeri birliklerde birçok sorumlu görev üstlenerek ordunun inşasına katkıda bulundu. 2015-2017 yılları arasında Mareşal Bagramyan'ın adını taşıyan askeri birliğin komutanı, Armavir Garnizonu'nun komutanı, 2017-2020'de Ermenistan Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri'nin özel amaçlı askeri biriminin komutanıydı. 2020'de Özel Kuvvetler Komutanı olarak Artsah Savaşı'na katıldı. Savaşın başladığı ilk gün olan 27 Eylül'de Vahagın Asatıryan, başkanlık ettiği birlik ile birlikte Artsah Cumhuriyeti'nin Şamyan bölgesine gitti. Ekim ayının ilk günlerinde Vahagın Asatıryan'ın komutası altındaki birliği geliştirdiği strateji sayesinde Şamyan bölgesinin zincirler konumunu yeniden ele geçirmeyi başardı. Vahagın Asatıryan komuta ettiği birlik ile Şamyan bölgesinden Artsah Cumhuriyeti'nin Hadurt bölgesine bağlı Cirakan köyüne hareket etti ve düşmana karşı çetin muharebeler yürüttü. Yardımcısı Artur Musayelyan'ın verdiği bilgiye göre Hadurt bölgesinde devam eden muharebe operasyonları sırasında Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerine bağlı birimler tüm cephe boyunca Vahagın Asatıryan'ı aramış. Radyo keşif verilerine göre Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerine ait birimlere tespit edilir edilmez Vahagın Asatıryan'ın bulunduğu yeri bombalama talimatı verildi. Asatıryan, komuta ettiği özel amaçlı birlik ile Hadurt şehri ve çevresinde ağır çatışmalar sürdürdü. 12 Ekim'de Hadurt şehrinin savunması sırasında Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri tarafından atılan roket nedeniyle şehit düştü. Haçkar Anıtı, Ermeni kimliğinin en karakteristik sembollerinden biri olan Ermeni kültürünün eşsiz gelişiminin ürünü ve göstergesidir.
Muhteşem rölyefleri, haçın kutsal anlamı ve taşın sonsuzluk ilham veren kalıcılığı ile Ermeni halkının kutsal değerlerinden biri olmuştur. Bu bir ibadet nesnesi, dünyevi ve ilahi yaşam arasındaki bağlantıyı simgeleyen bir anıt taşıdır. Haçkar anıtlarının ortasına ortalama 2 metre yüksekliğinde bir haç, en altta da sonsuzluğu simgeleyen bir güneş oyulmuştur. En büyük Ermeni haçkar anıtları kompleksi Nahçıvan'ın Çuha şehrinde bulunuyor. Çuha haçkarları, Ermeni halkının yarattığı asırlık sanatın derin köklerinden gelen, insanlık tarafından yaratılan heykel hazinesinin kalıcı ve eşsiz hazinelerinden ve anıtlarından biridir. Çuha haçkar anıtlarının sanatı, onların tam süjesi, Ermeni halkının ortaçağ, özellikle 15. 17. yüzyıllar kültürel yaşamın anlamlı ve canlı belgeleridir. Yüksek sanatsal beceriyle yeniden üretilen bu oymalı hazine, geçmişin tarihsel gerçekliğinin doğru bir şekilde yeniden üretilmesi nedeniyle yalnızca heykel sanatının incelenmesi için değil, aynı zamanda Ortaçağ Ermenistan'ın kentsel yaşamı ve günlük yaşamının incelenmesi için önemli ve yeri doldurulamaz bir malzeme sağlar. 20. yüzyılın Avrupalı bilim insanlarından biri haklı olarak şunu kaydetti. Burada birkaç bin haçkar var. Her haçkar en ünlü müzenin nadide bir sergisi olabilir. Avrupa'da her müze sergisini değerlendirmeyi severler. Ama Avrupa'nın bütün milyonerleri eski Çuha'nın haçkar ormanına girip iflas etmiş olarak neredeyse o ormana zarar vermeden çıkabilir. Artsakh Cumhuriyeti Devlet Başkanı Arayik Harutyunyan'ın son kararı Artsakh'ın siyasi ve sosyal çevrelerinde bir memnuniyetsizlik dalgası yarattı. Birkaç gün önce Artsakh Bilgi Merkezi, insanların Ermenistan Cumhuriyeti'nden Artsakh'a ve Artsakh'tan Ermenistan Cumhuriyeti'ne taşındığını bildirdi. Yetkililerin bu davranışı Artsakh'ın muhalif çevrelerinde dargınlığa neden oldu. Onlar yetkililerden açıklama talep ediyorlar. Muhalefet Partisi'nin lideri Agop Agopyan, bu karar kırmızı çizgiyi geçmekten başka bir şey değil. Artsakh'ın Ermenistan Cumhuriyeti ile kesintisiz, engelsiz bir kara bağlantısı olması gerektiğini defalarca dile getirdik. Bu bizim için kırmızı bir çizgi ve bugün bu çizgi bozuldu, dedi. Agopyan, yaşananların kabul edilemez olduğunu vurguluyor ve şunları belirtiyor. Artsakh halkı yetkililer yolcu taşımalarını düzenlese bile o yolu kullanamayacaklarını anlamalı. Bu hem Artsakh Cumhuriyeti makamlarının hem de tüm Artsakh halkının aynı iradeyi göstermesi gereken bir konu. Çünkü Artsakh Azerbaycan'ın bir parçası olamaz demekle olmuyor. Sık sık bunun olmaması için ne yapmamız gerektiği soruluyor. Şimdi ise o yolu kullanmamamız gerektiğini söylüyoruz. Batı Ermenistan hükümeti Artsakh'ın Artarutyun adlı muhalefet partisinin başkanı Agop Agopyan'ın tutumunu memnuniyetle karşılıyor. Biz her türlü siyasi ve hükümet platformlarında yerli halkın hakları konusunu sürekli olarak vurguluyoruz. 5-9 Haziran 2023 tarihlerinde Cenevre'de yapılacak olan Birleşmiş Milletler Hükümetler Arası Fikri Mülkiyet, Genetik Kaynaklar, Geleneksel Bilgi ve Folklor Komitesi oturumunda Batı Ermenistan Devlet Başkanı Armenek Abrahamyan, yerli halkların hakları ve kültürel mirasına ilişkin iki konuşma yaptı. Bu konuşmaları web sitemizde bulabilirsiniz. Eminiz ki yiğit Artsakhlı yurttaşlarımız yerliliklerinin gücünü anlamış ve bundan doğan haklara sahip çıkmaya hazırdır. Ermenistan Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal İşleri Bakanı Narek Mkrtçyan, Uluslararası Çalışma Örgütü'ne üye 187 ülkeyi temsil eden heyetlerin katıldığı Cenevre'de düzenlenen Uluslararası Çalışma Konferansı'nın 111. oturumunda bir konuşmada bulundu. Narek Mkrtçyan, Ermenistan Cumhuriyeti'nin çalışma ve istihdam alanında benimsediği politika ve bu doğrultuda yürütülen çalışmalar hakkında konuşarak, benimsediği değerlere sadık kalan Ermenistan Cumhuriyeti'nin gerekli reformları gerçekleştirme yönünde gerekli çaba ve kaynakları ayırmaya devam ettiğini kaydetti. Ermenistan Cumhuriyeti Delegasyonu Başkanı'nın da belirttiği gibi silahlı çatışmalar bu çabaların ana zorluğu olmaya devam ediyor. Bakan şunu kaydetti. 2020'de Azerbaycan'ın Artsakh halkına ve Ermenistan Cumhuriyeti'nin egemen topraklarına yönelik saldırganlığı ve Artsakh'ta 120 bin kişinin 6 aydan fazla süren ablukası temel insan haklarının korunmasını büyük ölçüde engellemektedir.
Şu anda Artsakh halkı sağlık, çalışma ve serbest dolaşım hakkından mahrumdur. Ve bu, başta insan hakları evrensel beyannamesi olmak üzere uluslararası kabul görmüş normlara, uluslararası çalışma örgütünün amaçlarına ve bunlara ilişkin beyannameye aykırıdır. Konuşmasını sonlandıran Ermenistan Cumhuriyeti Heyeti Başkanı, Uluslararası Çalışma Örgütü'nün tüm katılımcılarının tutarlı çalışması ve ortak çabalarının mevcut zorlukların aşılmasına, sosyal adaletin insana yakışır iş ve refahın sağlanmasına yardımcı olacağına dair umudunu dile getirdi. Lemkin adlı soykırımı önleme örgütü, Uluslararası Toplumu Ermenistan Cumhuriyeti ve Artsakh'a yönelik soykırım, Armenosit tehditlerini durdurması için Bakü'ye güçlü baskı yapmaya çağıran bir bildiri yayınladı. 30 Mayıs'ta yapılan duyurudan alıntıları aşağıda sunuyoruz. Lemkin adlı soykırım önleme örgütü, Ermenistan Cumhuriyeti-Azerbaycan barış görüşmelerinde yer alan uluslararası müzakerecilerin bariz kör noktalarına ilişkin derin endişelerini kaydediyor. Biz, başta Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden, Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov olmak üzere uluslararası aktörlerden Güney Kafkasya'daki Ermeni soykırımı, Armenosit tehdidini tanımalarını istiyoruz. Ayrıca Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i Ermenistan Cumhuriyeti'ne yönelik tehditlerden dolayı ödüllendirerek mevcut erken uyarı sistemlerini ve soykırımı, Armenosidi önleme protokollerini görmezden gelmenin sonuçlarını düşünmelerini istiyoruz. Bu bahar, Ermenistan Cumhuriyeti ve Bakü yetkilileri arasında uluslararası arabuluculukla bir barış anlaşmasını sonuçlandırma çabalarının yoğunlaştığını gördük. Bu müzakereler açıkça Ermenistan Cumhuriyeti'nin, örneğin tarihi Ermeni toprağı olan Artsakh'ı, Dağlı Karabağ'ı Azerbaycan'a verecek büyük tavizleri içeriyor. Bunun yerine kağıttan garantiler dışında Ermenistan Cumhuriyeti'ne çok az şey teklif ediliyor. Enstitü, açıklamanın sonunda acil önceliğin Ermenilere yönelik soykırım, Armenosid'in önlenmesi olması gerektiği konusunda bir kez daha ısrar etti. Batı Ermenistan hükümeti, Lemkin adlı soykırımı önleme enstitüsü tarafından yayınlanan bildirideki hükümleri paylaşıyor. Bunlar hakkında Birleşmiş Milletler kürsüsünden defalarca konuştuk ve konuşmaya devam ediyoruz. Türkiye ve Bakü makamlarının soykırımcı, Armenosit yanlısı politikasına karşı cezai tedbirlerin bulunmaması sadece Ermeni halkına karşı değil, ilk fırsatta ayrım gözetmeksizin herkese karşı yeni soykırımlara yol açacaktır. İşte bu anlayışla Lemkin adlı enstitü, Bakü makamlarına güçlü baskı yapılması çağrısında bulunarak bu konuyu böylesine tutarlı bir şekilde gündeme getiriyor. Ermenistan'ın Sovyetleştirilmesinden sonra Stalin'in din karşıtı propaganda ve baskı yıllarında Yerevan'da birçok kilisenin ve Doğu Ermenistan'daki bir dizi başka yerleşim yerlerinin yıkıldığı biliniyor. 1931'de Yerevan Şehir Meclisi de şehrin merkezindeki Surpos Bedros Kilisesi'nin yıkılarak yerine sinema binası yapılmasına karar verdi. Yerevan'daki Surpos Bedros Kilisesi 17. yüzyıla kadar uzanıyor olsa da kilisenin yıkılması sırasında binanın temellerinden eski bir kilisenin izlerine rastlandığını ve katmanların altında daha eski fresklerin resimlerinin bulunduğunu çok az kişi biliyor. Bu da kilisenin 17. yüzyıldan değil daha önce inşa edildiğini varsaymamıza izin verdi. İlginçtir ki 1920'li ve 30'lu yıllarda kilisenin yıkım çalışmaları yapılırken temel tabakasının altında saklanan freskler kilisenin duvarlarında ortaya çıkınca uzmanlar arasında büyük bir kargaşa çıkmış. Anıtları Koruma Komitesi Başkanı Alexander Tamanyan ve Aşarabek Kalantar binayı kurtarmak için mücadele etmeye başladı. Onlar başta Halkın Aydınlanma Komitesi Başkanı olmak üzere dönemin devlet adamlarına birçok rapor ve mektup göndererek anıtı kurtarmalarını talep ve teşvik ettiler. Başlangıçta yapının fresklerinin bulunduğu duvarlarının korunmasına karar verilmiş ve 1939 yılına kadar freskli duvarlar ayakta kalmıştır. Ancak bu alana yeni bir bina inşa etme kararı çoktan verilmiş olduğundan ve bina yapım aşamasında olduğu için 1939'da fresklerin kaldırılmasını incelemek için Kiev'den bir uzman davet edildi. Bugün bazı duvar resimleri Yerevan Tarih Müzesi'nde ve Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Galerisi'nin freskler salonunda tutulmaktadır.
kilisenin bulunduğu yere Moskova adlı sinema inşa edildi. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Sasun adlı topluluk tarafından seslendirilen Ermeni halk şarkısı Sasno Dıha adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.